Kur'an'da genellikle dikkat edilirse önemli konu sürekli ısrarla tekrar edilir. Allah'a inançta, imanda insanların sorumlu olduğu çok vurgulanır. Bu konuda samimi ve vicdanlı olmalarını istenir. Ancak diyor Allah, vicdansız olan, vicdanını kullanmayan fark edemez diyor Kur'an'ın. Yani vicdanını kullanan fark eder diyor yaklaşık inşallah. Yani samimi olarak bakıldığında çünkü hep güzelliği anlatıyor Allah. Bir de çok makul ve çok tutarlıdır Kur'an. Yani baştan sona kadar çok makuldür. İkinci hayatı söylüyor Allah. Mesela onu biz bilemezdik. Yani ikinci bir hayat olduğunu bilmezdik biz. Normal öleceğiz zannederdik. Yani içgüdü olarak hissederdik de ama tam bilemezdik. Allah ikinci hayat var diyor. Hem de öyle kısa da değil, sonsuz. Şahane bir şey. Bayağı güzel. Ya bugün de evde baktım teknik aletlere. Allah Allah. Her şeyi Allah yaratmış. Yani çok açık yani. Ben hayret ediyorum Allah'a insanlar nasıl inanmıyor. Ya şimdi kalem yaratılıyor kafamın içinde. Bu nedir bu? Başka açıklaması ne olur bunun? Net yani Allah'ın varlığı. Sırf kalemden anlarım ben. Sırf kaleme baksam anlaşılıyor Allah'ın varlığı. Çok net, açık. Ama Allah detaylı bilgi vermiyor. Yani imtihan için o kadar mükemmel bir ortam var ki. Yani iyi böyle samimi insan fazla bilgisi olmasa dahi en yüksek dereceye çıkacak durumda dünyada. Yani bu çok büyük bir imkan. Evet, çok büyük bir güzellik, bir yarış yeri. En iyi olma imkanı var dünyada. En güzel olma imkanı var. Bu çok hoş. Bayağı. Çünkü insan en iyi olmak istiyor, en güzel olmak istiyor. Alabildiğine insanın önü açık, yolu açık. Ne güzel ya, maşallah. Çok da delil olursa, yani çok aklın ihtiyacı olacak gibi olsa o zaman da imtihan olmaz.